Kanserlerin sınıflandırılmasına bakalım. According to tissue of origin. Kanserin köken aldığı dokuya göre bir sınıflandırma yapabiliriz. Classification according to degrees of aggressive growth. Benign and malignant. Evet, tekrar düzeltiyorum. Bu tümörlerin sınıflandırılması, kanserlerin değil. Şimdi çünkü eğer benignsa, tümör benignsa buna kanser demiyoruz. Peki tümörleri iki kritere göre sınıflandırıyoruz. Bir, ortaya çıktığı dokunun orijinine göre, embriyonik kökenine göre. İki, agresifliğine göre. Hücre bölünmesinin agresifliğine göre. Hücre bölünmesinin agresifliğine göre ikiye ayırıyoruz. Benign ve malignant. Yani iyi huylu, kötü huylu. Benign demek iyi huylu demek. Yani metastaz yapmayan demek. Metastaz ve invazyon yapmayan tümörlere benign tümör diyoruz. Metastaz ve invazyon yapma özelliği kazanmış tümörlere malignant, yani kötü huylu tümör diyoruz. Evet. Benign tumor, tumors that grow locally without invading adjacent tissues, söyledim. Malignant tumors, tumors that invade nearby tissues and spawn metastasis. Söyledim herhalde, artık söylememe gerek yok. Şimdi, benign tümörler her ne kadar iyi huylu tümörler olsa da her zaman için iyi huylu olmayabiliyorlar. Bazı durumlarda benign tümörler de hastalıklara sebep olabiliyor. Veya şöyle söyleyeyim, benign tümörlerden kaynaklanan bazı hastalıklar da var. Yani tümörün hastalık yapması için illa metastaz yapması şart değil. Benign tümörler çoğu zaman zararsız. Ama bazı durumlarda zararlı olabiliyorlar. Kanser dışında hastalıkları ortaya çıkarabiliyorlar. Ama kanser sadece metastaz sonucunda ortaya çıkan hastalıklar. Şimdi mesela neler olabilir bunlar? Kanser dışında, yani benign tümörler tarafından meydana getirilen hastalıklar. Hayati organlara basınç yaparak onların işlev göstermesini, fonksiyon göstermesini engelleyen benign tümörler olabilir. Veya hormon bezlerindeki, hormon salgılayan hücrelerin tümörleşmesi sonucunda hormon salgılayan hücrelerin sayısının artması ve kandaki belirli bir hormonun miktarının çok fazla artması sonucunda bu hormona bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar. Mesela tiroid adenoma, tiroid bezinde meydana gelen adenomalar hipertiroidizmi, yani yüksek tiroid hormonlarının salgılanmasına sebep olur. Diğer taraftan hipofiz bezinin belli bir bölgesinde meydana gelen, growth hormon sentezleyen bölgesinde meydana gelen tümörlerde akromegali veya giantism dev hastalığına neden olabilir. Adenoma, malignant olmamış epitelyal growth. Epitelyal büyüme. Yani malignant aşamaya geçmeden önceki epitel tümör. Peki epitel tümörler neler? Tumors arise from many specialized cell types. Şimdi hemen hemen her çoğu hücre tipinde, özelleşmiş hücre tipinde tümörleşme meydana gelebilir. Ve de İnsan tümörlerinin büyük bir kısmı epitel dokularda meydana gelir. Epitel dokular organların iç tarafındaki boşlukların veya kanalların etrafını çevreleyen veya deriyi göz önüne alırsak vücudun dış tarafını çevreleyen dokudur. Normal dokularda normal epitel dokular genellikle benzer şekilde, benzer yapıya sahiptir. Bu yapıda da epitel hücre tabakası var. Onun altında bağ doku var. Bağ doku ile epitel hücre arasında da bazal lamina var. Ya da bazal membran. Şimdi burada epitel dokuyla bağlantılı olan bağ dokuya stroma adı veriliyor. Ve de arada bazal lamina var. Bazal lamina, demin de söylediğimiz gibi, sert bir yapı. Epitel doku hücreleri bölünme kontrolünü kaybetseler bile diğer dokuya, bağ dokunun içine sızmasını, bağ doku tarafına geçmesini, orayı işgal etmesini engelleyen
bir yapı. Peki basement membrane neye yarar? Scaffolding yani hücrelerin tutunacağı, epitel hücrelerin tutunacağı taban yapısını oluşturur. Bir, sinyal moleküllerinin tutunacağı ve de epitel hücrelere ulaştırılacağı zemini oluşturur. Karsinoma diye bir tabirimiz var. Karsinoma, kanserlerin, insan kanserlerinin %80'i karsinoma. Karsinoma tipinde. Karsinoma tipindeki kanserler epitel hücrelerin kanserleri. Yani epitel hücrelerden ortaya epitel hücrelerin dönüşmesi sonucunda ortaya çıkan kanserler. Epithelial cells arise from three primitive cell layers. Evet, şimdi embriyoda 3 tabaka var. Yani zigottan sonra zigotun bölünmesiyle embriyo ortaya çıkıyor. Belli sayıda bölünmesinden sonra embriyo meydana geliyor. Embriyoda da 3 tabaka var. 3 embriyonik tabaka. Ektoderm, mezoderm, endoderm. Bu 3 tabakadan her birinden genellikle farklı farklı dokular meydana gelir ama epitel dokular bu tabakaların üçünden de meydana gelebilir. Şimdi mezenşimal hücreyi sormuştu. Merve Merdan mı sormuştu? Merve mi sormuştu? Mezenşimal ne demek diye sormuştunuz. Neyse ben cevaplıyorum. Kim sorduysa artık. Mezenşimal demek embriyonik tabakalardan mezoderm'den meydana gelen hücreler demektir. Yani mezodermden mezodermin gelişmesiyle meydana gelen hücrelere mezenşimal hücreler deniyor. Şimdi kanser karsinoma tiplerine bakalım. Evet iyiyiz dediler yoklar. Karsinoma tipleri. Şimdi önce o zaman şöyle yapalım. Kanserleri ikiye ayırdık. Karsinoma birinci grup ve de ikinci grupta epitel olmayan hücrelerden meydana gelen kanserler. Birinci grup karsinomalar yani epitel hücrelerin kanserleri neler? Most carcinomas are classified according to two functions of epithelial tissue: squamous cell carcinomas and adenocarcinomas. Yani birinci grup kanser. Epitel hücrelerin kanserleri yani karsinomalar bunları ikiye ayırıyoruz. Bir, squamous cell karsinomalar. İki, adenokarsinomalar. Squamous cell, şimdi bunlar ne? Az önce size epitel dokuyu gösterirken iki tip hücre göstermiştim. Bir grup hücre koruyucu hücre yani örtü epiteli hücresi, örtü epiteli. İkinci grup hücreleri bunların aralarına serpiştirilmiş olan bazı dokularda bulunan salgı epiteli hücreleri, salgı yapan hücreler. İşte eğer kanserleşme, karsinoma, örtü epiteli hücrelerinden kaynaklanıyorsa, yani örtü epiteli hücrelerinden bir tanesinin kontrolü kaybedip de çok bölünmesi sonucunda ortaya çıkan bir tümörse bu squamous cell karsinoma. Eğer salgı yapan hücrelerin kontrolü kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan bir tümörse bu da adenokarsinoma. Tamam mıyız? Tamam mıyız? Evet. İkinci grup kanserler epitel olmayan dokularlar. Epitel olmayan dokulardan ortaya çıkan kanserler. Yani non-epithelial tissue cancers. Şimdi epitel olmayan dokulardan da kanserler ortaya çıkabilir. Bir, sarkomalar. İki, lökemiya ve limfomalar. Bunlara hematopoietik kanserler diyoruz. Üç, neuroectodermal tumors. Yani epitel hücrelerden meydana gelmeyen kanserler üç şekilde olabilir, üç grup olabilir. Sarkoma, hematopoietik kanserler ve neuroektodermal tümörler. Sarkoma, mezodermal kökenden gelen hücrelerin ortaya çıkardığı kanserler, mezodermal orijinden ortaya çıkan, yani mezenşimal hücrelerden ortaya çıkan kanserler. Fibroblastlar, adipositler, osteoblastlar, miyositler, endotelial hücreler bunlara örnekler. Bu hücrelerden meydana gelen kanserler sarkomalar. Fibroblast bağ doku hücreleri, adiposit yağ doku hücreleri,
Osteoblast, kemik hücrelerini üreten hücreler, yani kemik hücreleri. Miyosit, kas hücreleri. Endotelial hücreler de damar iç yüzeylerini kaplayan özelleşmiş hücreler. İkinci grup. Hematopoyetik kanserler. Bunun yanına yazarken lökemiya ve lenfomaları yazarken hematopoyetik kanserler yazın. Lösemiler ve lenfomalar. Kan hücrelerini oluşturan hücrelerden ortaya çıkan kanserler. Evet. Üçüncü grup neuroectodermal tumors. Sinir hücrelerinden ve ektoderm kökenli hücrelerden meydana gelen tümörleri de neuroektodermal tümör grubunda sınıflandırıyoruz. Tamam mıyız? Kabaca kanserlerin sınıflandırılması bu. Şimdi burada bir terimden daha bahsettik. Transdifferentiation. Yani hücrenin aslında tip değiştirmesi. Hücreler gelişmeye, yani bir embriyonik gelişimi gerçekleştirebilmek için, yani bir tek hücreden, başlangıçtaki zigottan yüzlerce binlerce farklı tipteki hücreden oluşan bir organizmayı oluşturmak için farklılaşma özelliğindedir. Şimdi kanser hücreleri bu farklılaşma özelliğini kötüye kullanırlar. Şimdi bir hücre tipinden başka bir hücre tipine dönüşmesine transdifferentiation diyoruz. Peki bu neden önemli? Bu şunun için önemli. Burada transdifferentiation'la cell lineage değişebilir. Cell lineage nedir peki? Hani demin dedim ya, mezenşimal origin veya ektodermal origin. Mesela işte bağ doku, yağ doku, kemik. Bunlar mezenşimal, yani mezodermden köken alan hücreler. Bir de ektodermden ve endodermden köken alan hücreler var. Ayrı bir grupta incelediğimiz ektoderm kökenli sinir hücreleri var. İşte bunlar her biri ayrı bir lineage, cell lineage. Şimdi transdifferentiation sonucunda hücreler bir tipten başka bir tipe dönüşebilir. Kanseri en fazla ilgilendiren epitel hücrelerin mezenşimal hücrelere dönüşmesidir. Bu ne demek? Epitel hücreler hareket edemeyen hücreler. Hareket özelliği bir tek mezenşimal hücrelerde var. Mezenşimal hücreler içinde de mesela bağ doku içindeki bir takım hücreler veya kan hücreleri, beyaz kan hücreleri hareket özelliğine sahip. Amiboid hareket yapma özelliğine sahip. İşte burada eğer epitel hücre önce tümörleşmeye gitti, programını değiştirdi, bir sürü mutasyon geçirdi. Bu mutasyon sonucunda inaktif olan çok sayıda geni aktifleşti ve hareket etmeye başladı. Amiboid hareket özelliği kazandı. Amiboid hareket normalde mezenşimal, yani mezoderm kökenli hücrelerin özelliği. Normalde mezoderm kökenli değilsen hareket edemezsin. Bir kere epitelyal hücre olma yoluna girdiysen senden artık epitel hücreler çıkacak. Kök hücre bile olsan sadece epitel hücreleri üreteceksin. Ama kanser bunu dinlemiyor. Kanser hücreleri bunu dinlemiyor. Ne yapıyor? Programı tamamen değiştiriyor. Ben anlamam diyor. Mezenşimal, ektodermal falan filan dinlemem ben. Epitel hücrede olabilirim. Ben anlamam. Ben amiboid hareket özelliği kazanacağım diyor. Kazandım. Peki kazandım. Arkasından bir de bir şey daha. Diyorsun ki sen bu matrix metalloproteinaz enzimlerini çalıştırmayacaksın. Hayır, ben çalıştırırım diyor. Ve de şeyi deliyor. Neyi? Neyi deliyor? Bilene aferin. Aferin. Bazal lamina. Bazal laminayı deliyor. Amiboid hareket özelliği de kazandığı için önce bağ dokunun içine sızıyor. Oradan kan damarlarının içine sızıyor ve vücudun her tarafına ne geldik? Evet. Şimdi bu transdifferentiation'ın en belirgin görüldüğü olay EMT, yani epithelial mesenchymal transmission. Epitel hücrenin mezenşimal hücreye dönüşmesi. Metastaz sırasında önce bu gerçekleşiyor. Arkasından bu mezenşimal hücreye dönüşen epitel hücre yavruları uygun bir doku bulduktan sonra, bütün vücudu gezdikten sonra uygun bir doku bulduklarında tekrar diyor ki biz epitelyal hücreydik, burası da güzelmiş, biz buraya yerleşiyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz, sabitliyoruz kendimizi.
tekrar epitel hücresine dönüşüyor. Bunun adı da MET. Mesenchymal Epithelial Transmission. Yani sorum kaldı yukarıda. Merve Merdan hangi soru? Mezenşimal hücre mi? Merve mezenşimal hücre sorusu mu? Ha, bir şey daha mı sordun? Ne sordun? Bu mekanizmayı transkripsiyon faktörleri mi sağlıyor hocam yazmış. Evet, transkripsiyon faktörlerinin etkisi var bir. Ama hala araştırılan bir konu. Henüz bilinmeyen bir konu. Metastaz, EMT ve MET süreçleri henüz çözülebilmiş değil. Hala üzerinde aktif araştırmanın, yani kanser araştırmalarının aktif olarak ilerlediği noktalardan bir tanesi bu. EMT-MET mekanizmaları. Transkripsiyon faktörleri de etkili veya DNA metilasyonunu, yani epigenetik mekanizmalarında epigenetik değişikliklerin metilasyon profillerini değiştirerek de hücrelerin transdifferentiation'a uğradıkları düşünülüyor. Ama sonuçta gen ifadesinin değişimi. Cancer develops progressively. Şimdi kanserin ilerlemesi, kanserin gelişmesi ya da ortaya çıkması adım adım olan bir olay. Yani çok adımda gerçekleşen bir şey. Çok adımda gerçekleşen bir proses, süreç. Yani normal bir hücre doğrudan doğruya kanser hücresi, şöyle söyleyeyim. Normal bir doku normal doğrudan doğruya tümör kitlesine dönüşmüyor. Bu adım adım gerçekleşen bir olay. Ne oluyor burada? Birden fazla adım var. Birinci adım hiperplastik, hiperplazya. İkinci adım metaplazya. Üç, displazya. Dört, neoplazya. Beş, metastaz. Şimdi hiperplastik growth demek kanserin ilk adımı. Yani sadece tek bir genle, genellikle tek bir onkogenin bozulması sonucunda, bir tek onkogenin bozulma, yani bir tek proto onkogenin onkogene dönüşmesi sonucunda, mutasyon sonucunda bir hücrenin bölünme kontrolünü kaybederek daha fazla bölünmüyor. Sadece daha fazla bölünüyor. Bazal membranı falan delmiyor. Olduğu yerde bölünüyor, sadece çoğalıyor. Eğer bu derinin üstündeyse siz bunu şişkinlik, bir sert bir şişkinlik, işte et beni veya ben olarak görüyorsunuz, sil olarak görüyorsunuz. İşte bağırsak içindeyse polip olarak görüyorsunuz. Bu sadece büyüyor, bir yere gitmiyor. Metastatik değil, benign bir tümör. İki, metaplazya. Ha, ve hiperplazya da hücre şekli de gayet normal, normal hücrelerle aynı. Metaplazya. Burada hücrelerin şekilleri normal ama bölünme artık belli bir aşamaya geliyor. Belli bir seviyede bölündükten sonra, belli bir sayıda bölündükten sonra artık doku içinde yerine sığmamaya başlıyor ve doku içinde dikkat çekici bir grup hücre meydana geliyor. Ha, kendi dokusu içindeki diğer hücrelerin yerlerini işgal etmeye başlıyor. Bu işgalci hücreler, yani bu ilk adım tümör hücreleri fiziksel olarak, fenotip olarak normal. Normal görünüyorlar. Özellikle bunlar bağlantılarda, organlar içindeki farklı dokuların bağlantı bölgelerinde göze çarpıyor. Mesela işte serviks uterus bağlantısı, özofagus mide bağlantısı gibi. Devam edelim. Displazya. Displazya aşaması, displastik aşamaya gelindiği zaman hücreler artık şekil olarak da değişiyor. Neden? Çünkü bu olaylar gerçekleşirken her adımda mutasyon birikimi artıyor. Daha fazla hücrede, daha fazla gende mutasyon meydana geliyor. Mutasyonlar artarak çoğalıyor. Artarsa zaten çoğalır. Biraz bozuk bir cümle oldu. Mutasyona uğrama artarak devam ediyor. Ve de her bir mutasyon her bir hücreyi biraz daha, biraz daha, biraz daha değiştiriyor. Bu arada farklı hücreler, çok sayıda hücre, başka başka hücreler aynı mutasyonu geçirmiyor. Her bir hücre farklı bir mutasyonu meydana getiriyor. Ve o hücrenin bölünmesiyle meydana gelen yeni hücrelerde ata hücrenin taşıdığı mutasyonların hepsini taşıyorlar. Üstüne kendi mutasyonlarını ekliyorlar. Anladık mı? Önümüzdeki hafta bunun üstünde biraz daha... Evet, önümüzdeki hafta bunun üstünde biraz daha duracağım. Dolayısıyla tümör kitlesi içinde heterojen bir yapı var. Çok sayıda hücre var ama bunlar birbirinin aynısı değil. Bu hücrelerden bir kısmı öyle bir mutasyon meydana getiriyor. Bir tanesi öyle bir mutasyon meydana getiriyor ki... Daha doğrusu bu hücrelerden bir tanesinde artık öyle bir geninde bir mutasyon meydana geliyor ki
öbürlerinden çok daha hızlı bir şekilde bölünmeye başlıyor bu hücre. Öbürleri bir bölünme yaparken bu 5 bölünme yapıyor, 10 bölünme yapıyor. Dolayısıyla tümör kitlesinin içinde bu yeni hücrenin sayı, yeni hücrenin yavrularının sayısı çok daha fazla artıyor. Dolayısıyla bütün besin ve diğer kaynaklarda bu hücrenin yavrularına gidiyor. Ne oldu? Önceki hücreler ya tespit edilemeyecek kadar az sayıya iniyor ya da ortadan kalkıyor ya da tespit edilemiyor. Dolayısıyla tümör bu aşamada tümör dinamik bir yapı. Hücreleri sürekli değişiyor. Bir de zaten heterojen bir hücre popülasyonu tümör. O nedenle diyorum ki tümörleşme, kanserleşme evrimin ve özellikle doğal seleksiyonun en vahşi şekilde görüldüğü bir ortam, bir olay. Neoplazya, growth invade underlying tissue. Neoplazya aşamasına geçtiğimiz zaman artık hücrelerden bazıları, bu hücrelerden bazıları, tümör hücrelerden bazıları bazal laminayı delme özelliği kazanıyor ve bu bazal laminayı deliyor. Aynı zamanda amiboid hareket özelliği de kazanıyor ve alttaki bağ dokunun içine girmeye başlıyor. Bir bağ dokuya bir kere ulaştıktan sonra zaten oradan artık kana ve vücudun gerisine de ulaşması mümkün. Şimdi bu durumda bu tümörler benign veya malignant olabilir. Eğer hala organdan dışarı çıkmıyorsa, sadece kendi organındaysa hala benign, ama eğer kana ulaşabiliyorsa veya lenfe ulaşabiliyorsa, lenf dolaşımına veya kan dolaşımına ulaşabiliyorsa artık malignant. En son aşama dediğim gibi kan ve lenf, kan veya lenf dolaşımına ulaşıp vücudun her tarafına dağılıp kendisine uygun gördüğü, kendisine uygun iç çevreye sahip organlarda yerleşip orada tekrar MET, orada bu sefer de MET programını çalıştırıp tekrar epitel hücreye dönüşen ve de orada yeni tümör kolonileri oluşturan ve o organları da mahveden, o organları da batıran, işlev yapmaz hale getiren rezil, leş gibi berbat, Allah'ın belası hücreler meydana geliyor. Bunların adına da metastaz deniyor. Metastatik hücreler, bu olayın adına da metastaz deniyor. Evet.